Şimdi de geçelim ilk notamıza. Doğu notası. Neymiş? Doğu! Güzel. Şşt. Öğretmenim bakın ben nasıl çalıyorum. Şşt Musti. Oğlum bir susun ya, bir susun. Lan otur yerine. Otur yerine. Lan dur. Bir susun be. Bir izin verin konuşsun adam. Buraya sizin için geldi. Kaçıracağınızı bir daha göreceğiniz gelmeyecek. O olacak. Hocam rap sever misiniz? Lan Kadir ne diyorum ben be? Dinle rapimi dinle doladım melodimi. Benim adım bass rap'in küçük ejderi. Ağzım silah sözlerim ise mermi. Kendini kurt zanneder aç tilki. Nasıl ama? İyi güzel ama her şeyden önce notaları öğrenmeniz lazım. Heh, dediği gibi önce işin kitabını öğreneceğiniz. Of ya ne notası ya? Nereye la oğlum kapiller nereye gidiyorsunuz ya? Bitmedi durun çocuklar daha nereye gidiyorsunuz? Senin ders bitmedi. Daha ders bitmedi durun. Nereye gidiyorsunuz? Buraya. Gel oğlum. Ay ayıp aman oldu be adama ya. Rezil olduk adama ya. Hocam çay. Ya ne çay ya adam içmez çay. Kola ver kardeşim sen. Pilav söyleyeyim karışık bastırır. Aslında pidemiz de güzeldir be kuşbaşlı. Yok hiçbir şey istemiyorum. Hocam senin bu etimle bırak kahveyi. Mahalle boşalır söyleyeyim ben sana. Göç olur valla. Sence nasıl olmalı? Biz çalalım, söyleyelim, siz dinleyin. Verin tüyü, yapalım jiray olsun bitsin. Değil mi lan? Tabii aynen ya. Önce sabredip nota öğreneceksiniz. Sonra da eğitim alacaksınız. Ve böylece çaldığınız şeyin en iyisini yine siz çalacaksınız. Benden tüyü, cila beklemeyin. Bizim öyle bir vaktimiz yok hocam. Hadi gidelim. Kadir! Kadir! Dur ya! Nereye gidiyorsun? Ya abla, İki dakika otursaydınız eşek sıpaları. Abla bu adamdan hiçbir şey öğrenilmez. Ya git arkadaşlarını topla hadi. Hadi. Uf abla hadi. Uf ya. Hadi gidelim ya. Aşağı mahalleydi top oynayalım ya. Hadi oğlum yürü yürü. Siz oturun bari. Nereye gidiyorsunuz be? Aa ne çabuk bitti be. 5 dakikada Beşiktaş. Hoca metro gibi ya. Var mı okey 4. Babanla bir anlaşma yapmıştım. Sözümü tuttum. Gelip dersimi verdim. Senin de dediğin gibi alacak verecek hesabı kalmadı artık. Gelmeyeceğim mi bir daha? Hayır. Neden? Okulunda bir sürü öğrenciye ders veriyorsun. Bunlar senin o kikiriklerden daha iyi değil miydi? İçeride tek bir lafımı bile dinlemediler. Ayrıca okuldaki öğrencilerimin hepsi bana karşı saygılı. Kikirdek olsalar bile. Azıcık huylarına gitseydin saygın Allah'ını görürdün. Geceden beri seni beklediler. İki ritim öğretseydin ne olurdu? Ha? Kapında körü olurlardı. Yok ama sen illa do öğreteceksin, sol anahtarı öğreteceksin, be öğreteceksin. Çocukların önünde öyle demiyordun ama. Sana yardım ediyordum şey etsinler diye. Ama doğrusu öğrenmeleri. Değil canım. Bal çiçek A mı öğrendi? Ha? Do mu öğrendi? Re öğrendi mi o? Yo, öğrenmedi. Ama gitti koskoca salon dolusu sosyetenin önünde şarkı söyledi. Onlardan da böyle bayıldılar. Sen de oradaydın. Benim söylemek istediğim de o. Marifet bal çiçek gibi olmak değil. Neymiş marifet? Atay değil de hatay demek mi? Bunu şimdiye kadar sana anlatamadıysam. Neyi anlatabildin ki? Bir de doğru dürüst Türkçe konuşuyoruz diyorsunuz. Ani, nerede? Ulan bence var ya bu hoca işi biliyor. Oğlum lan bu hoca çok uyanık ha. Öğrenmeyelim diye sanatını sakladı bizden. Bile bile zevksizleştirdi dersi. Paralar onu okuyor ne de olsa. Ne yapsaydı? He? Kim kime ne veriyor oğlum bu devirde? Şşş. Alo amma para demeye başladın ha. Olmayandan bahsediyoruz. Bizde var sanki ya. Sizinki başka. Nasıl başka lan? Bizim de evde bir çorbamız kaynıyor. Ne güzel işte bir çorbanız kaynıyor. Evden adam gibi çıkıyorsunuz. Okula gidip adam yerine konuyorsunuz. İkiniz de açlık almıyorsunuz mu? Bilir lan. Bana sor ben açlık aldığımı söyleyeyim. 1-0 öndesiniz. Öf hadi hadi.
Acı konuşan dile tatlı işler mi? Dosti ya da kötü gün seçer mi? Paran olursa evet kankan çoktur. Ama kötü anında hiçbiri yoktur. Tehlikeli bölgem, telle kaplı, o küçük dünyan, gölge altı. Bir meleğim vardı kırık, kanatlı, or görme o seni bana ulaştırandı. Bak her tarafa, kapkara, babam da gitti, düştüm dara.